Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası teröre dair bir açıklamaları vardı böyle alt alta yazılar arkadaşlar rica edebilir miyim ben onu sizden hemen söylüyorum 19. sırada Erdoğan kabine açıklaması diye hatta o gelene kadar ben de bir yandan burada açayım önümde mesela Türkiye'nin geleceğinde terörizme yer olmadığı gibi terör destekli siyasete de yer yoktur dedi. Ülkemizde buraya verebiliyor muyuz bu arada ortaya? Ortaya verebilirsek çok daha iyi olabilir. Ülkemizde terörün olmadığı bir iklimi tesis edeceğiz. Biz, bizim asıl mücadelemiz teröristler yanında bunları üstümüze salanlardır. Mesela en dikkat çeken açıklamalarından biri bu. Yani okursunuz hocam arzu edersin ama bir de şu ikinci alttan ikinci e, gelişmeleri tribünden seyretmek gibi bir lüksümüz yok. Sümeyye Hanım. Birix gezisinden dönüşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önemli açık ve net bir açıklaması vardı. O da şuydu. Hani isim vererek bize de diyorlar ya bu terörün arkasında kim var? Biz burada isim veriyoruz. Sonuçta akademisyen olarak çok büyük bir e, arkamızda bir hı hı. risk yok. Ama devlet başkanı olarak Tayyip Erdoğan'ın böyle bir açıklama yapması bence büyük bir e, gelişmeydi. Şöyle demişti. Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki terör örgütlerini İsrail'in güvenliği için kullanıyor ve Tusaş saldırısı arkasından gelen bu açıklamayla doğrudan aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan hı hı. şunu söylemişti. Tusaş'a yapılan saldırının arkasında Amerika Birleşik Devletleri gibi batılı ülkeler var ve asıl hedefleri de İsrail'in bölgedeki güvenliğini sağlamak, oluşturmaya çalıştıkları yeni bölge düzeyini, dizaynını tahkim etmek. Şimdi biz burada tabii ki şu tribünden seyretme meselesini da odaklanmamız gerekiyor. Son 1-2 aydır Devlet Bahçeli Bey'in başlattığı mesele de tam olarak bu. Terörün 3 ayağı var. Ben hep bunu çıktığım yayınlarda da anlatıyorum. Literatürden de destek alarak. Bir, bunun siyasi ayağı var. Askeri ayağı var. Bir de halk ayağı var. Şu an biz halka çok açık ve net bir şekilde, açık yüreklikle, Kürtler bizim kardeşimizdir, hiçbir problemimiz yok. Biz Kürtlerle bir arada bu ülkede yaşamak istiyoruz dedik. Siyasi ayağına ya bizimle olursun ya karşımızda silahlı kanatta olursun diye ultimatomu verdik. Ve onlar şu an bunun bedelini, hı hı. yaptıkları seçimin bedelini ödüyorlar. Silahlı Kanada'da söylediğimiz bir tane şey var. Sizi yok edeceğiz. Sümeyye Hanım, burada bizim silahlı kanada başka bir şey sunma şansımız yok. Hani kayyum meselesi çıktı ya bu hafta. Evet. Bir yayında aynen şunu söyledim. Bir devlet, eğer bir devlet egemense, bağımsızsa, kendi toprakları üzerinde hak iddia ediyorsa, o topraklarda gözü olan, bölücülük faaliyetlerini içerisinde olan ve elinde silahı olan hiçbir örgüte izin vermez. O devlet o örgütü yok etmekle mükelleftir ve Türkiye Cumhuriyeti de şu an bunu yapıyor. O örgüt Türkiye'ye saldırıyorsa askeri karşılık verecek. O örgüt Türkiye'ye kayım atıyorsa bazı belediyelere o kayyumları tutuklayacak, ortadan kaldıracak, hapse atacak ve halka da bunların gerçek yüzünü gösterecek. Bence şu an bütün yönleriyle kapsamlı bir politika izleniyor ve biz şunu çok net biliyoruz. Bence burada Kürt kardeşlerimize de sürekli bu vurguyu o yüzden yapıyoruz. Bu PKK terör örgütünün arkasında kesinlikle açık ve net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve diğer bir takım batılı devletler var. Tam doğru işte. Asıl mücadelemiz teröristler Tabii. yanında bunları üstümüze salanlardır. Sümeyye Hanım zaten bakın bu sürpriz bir şey değil. Ben şimdi Türk dış politikası dersi veriyorum. Osmanlı'nın kuruluşundan hı hı. başlattım. Bütün Avrupa tarihini açın okuyun. Bütün Avrupa tarihi rakipler arasında bu tarz mücadelelerle doludur. Ve rakip taraf her zaman düşmanının düşmanını... ...güçlendirerek, besleyerek, büyüterek veya orada iç karışıklıklar çıkartarak yapılır. Türkiye Cumhuriyeti de iki şekilde yıllardır tutulmak, kısıtlanmak istiyor. Birisi PKK, diğerisi de FETÖ paralel yapılanmasıydı. Evet. Biz iki birisini yok ettik, İnşallah sıra PKK'da. Teşekkür ederim Ayhan Hocam. Güngör Bey siz neler söylersiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalara dair? Gelecek dönemin doğru... şifrelerini verdi. Tabii Artık edildi. bir gece ansızın, mottosunun ötesine geçerek güvenli bölgeleri birleştireceğiz dedi. Yani bu açıktan diyor ki harekat kararını aldık. Biz kendi istediğimiz zamanda, kendi istediğimiz şekilde bu sınır ötesi harekatı yani güvenli bölge oluşturmayı bekleyeceğiz. Şimdi bölgemizde sınırlar kanla ve bombalarla yeniden çizilmeye çalışırken aslında Türkiye'ye dayatılmak istenen bir statüka var. Suriye'nin bölünmesinin parçalanmasını kabul et. Irak'ın bölünmesini parçalanmasını kabul et. Sözde oluşturmak istediğimiz PKK yapısına kabul et. Kabul et e, Türkiye tabii güvenlik mimarisi güvenlik açısından bunu kabul etmesi imkansız. Devlet olarak yolumuza eski tas eski amam devam etmeyeceğiz. Bu çok önemli. Devlet olarak yolumuza eski amam eski tas yani yeni stratejilerin ve yeni aklın ortaya koyacağını gösteriyor. Peki bunun e, belirgin olan durumu nedir? Dolmabahçe olan üstü güvenlik zirvesinde teröristan denen bir strateji hedef belirlendi belirlendi. Eskiden daha geniş bir farklı açı. Ben de sizle de konuşmuşum. Teröristlerini ters çevirin, altından Siyonist'ten çıkar. Mesela ben Türkiye'de iki tane tanınmış Siyonist'e bir örnek veriyorum. Çünkü milletin çok iyi bildiği. Bir bölücü başı Abdullah Hocalan. Siyonizme hizmet ediyor. kendisi söylüyor. Ee, e, İsrailli yetkililerle görüştüğünü. İkincisi de geberip gebermediği hala muallak olan Fethullah Gülen. Siyonist. Çünkü onlara hizmet ediyorlar. Evet. Ediyorlar. Ee, o açıdan bu özellikle Suriye'ye çok dikkat etmek lazım. Bakın. Irak'ın güvenlik mimarisi değişik değişiktir. Terör örgütü PKK Irak'ta e, Sincar'da Sinjar'da da facto bir durum var ama büyük ölçüde alan kontrolü sağlayamaz. Nedeni nedeni şudur. Özellikle kuzeyin sosyolojik yapısı buna izin vermez. Çünkü orada bir Talabani ve Barzani yani Erbil ve Süleymaniye dengesi var. Ama Suriye'de Suriye iç savaşı, savaşı terör örgütü PKK'ya bir alan açıldı. Bakın bu haritalar siyah da. 2016 e, 16 yılında e, Daş, Musul'dan çıkartıldı. Böyle e, Musul'dan bir çıkartıldı 4 dakikamız Musul'dan çıkartıldı. Tabii tak Musul'dan çıkartıldı. Musul, Sinjar, Telafir üzerinden Suriye'ye sokuldu. Yaklaşık 3 yıllık ve DAEŞ'in girdiği bölgelerde Suriye'de kim yerleştirildi? PKK yerleştirildi. DAEŞ buralarda katliam yaparken Sümeyyanın buradaki insanların insanları sürdü. Bir kısmı Türkiye'ye geldi, bir kısmı uzaklaşmak zorunda kaldı. Peki boşalan alana kim girdi? Boşalanan alana kim girdi? Terör örgütü PKK girdi. Hep çalışılmış ev ödevi. Bakın hep ev ödevi ve PKK'yı alan kontrolü yaptırtıyor. Şimdi Türkiye bunu kabul edemez. Zaten kabul etmediğini harekatlarla gösterdi. Biz en PKK'nın Suriye'de psikolojik eşiği ve en güçlü olduğu yer neresiydi biliyor musunuz? Afrin. Afrin onlara göre kaleydi. Zeytin Dalı harekatıyla Türkiye Afrin merkez ve çevresini temizleyerek orada bir güvenlik e, ekseni oluşturdu. Şimdi bu da genişletecek, genişleyecek. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan Oğuz, bugün görevde. Bir başkası da olsa yerinde bunu yapmak zorunda hı hı. devlet başkanı olarak. Bu vatan meselesi. Şimdi sayılarını bilmiyoruz, değişik rakamlar veriyor. Hem ABD eğitti PKK'yı, hem silah verdi, hem Suriye'nin petrolünü birlikte çal çaldılar, hem ona bir himaye oluşturdu, oluşturdu. Şimdi bu artık öyle bir duruma geldi ki tehdit. Tehdit Türkiye'nin önceliğinin de ötesine geçti. Evet, yani ama ötenin... bir yandan hani Trump'ı da konuşuyoruz ya Güngör Bey ve Trump'ın bunlardan da rahatsızlık duyabileceğini daha doğrusu da konu paraya değindi değdiği için e, o yüzden de hani Trump Şimdi gelirse Suriye'de, farklı bir. Suriye'de e, pek para sorun yok. Suriye'nin petrolünü çalıyorlar. PKK'yı oradan fonlayabilir. Hı hı hı. Yani Trump ama yine de neticede bir desteği var işte. Tabii hem ABD altı, her yıl askeri... fonundan bir destek veriyor, e, savunma fonundan sözde Daeshle mücadele diye. Ama burada Suriye'nin petrolünü de çaldığını unutmamamız lazım. Çalıyorlar. Onun Irak üzerinden hı hı. E, sisteme dahil ettiklerini de bir not olarak belirteyim, belirteyim. E, şöyle bir şey var. Yani hocam Ayhan Bey akademisyen olarak anlatıyor. Hı hı. Yani, uluslararası ilişkiler, güvenlik başlıkları bir güç dengesidir. Sen güçlüysen, öyle ABD'nin geri adım atması. ABD'nin şunu yapmasına ihtiyacın yok. Hani öyle bir çok kullanılan bir tak bir söz var. Taktik maktik yok. Bam bam mehmetçik girer, kafalarını ezer. Biz bunu yaptık. Bir de şöyle bir şey var. Yani ben bunu söylemeyi bir görebiliyorum. Yani böyle PKK'yı da fazla konuşmamak lazım. Bir konu başlamas. Değerlendireceğiz de. Türk ordusuna çerez olur. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri yani ben her zaman söyleyeyim 3 Tugay askerimizi bıraksalar Suriye'de, Suriye'de ve Irak'ta PKK kalmaz. Zaten biz bunu Pençekili Tarakat bölgesi de gösterdik. Bakın bu coğrafya ile ilgili bir örnek. Sadece bir örnek vereyim. Buyurun. Bizim bir dakikamız var. Hız, benim. kısa. Türk Silahlı Kuvvetleri sadece burada bölücü terör örgütüyle mücadele etmiyor. Coğrafya ve hava şartlarıyla. Buralarda vahşi hayvanlar bile gezmiyor. Biz oralarda inlerine girip kafalarını kopartıyoruz. Tamam. Şimdi gelelim dümdüz bir arazi. Hı. Yerleri ve mekanları belli. E, İHA'larımız ve SİHA'larımız 24 saat fotoğraflarını online da, takip ediyor görsellerini. Görsellerini sadece Ankara'dan gelen bir emre emre bakar. E, ben her zaman söylediğim şu var. Herkes konuşur, böyle açıklama yapar, analiz yapar. Mehmetçik sahaya girince herkes susuyor. Çok ilginç bir durum yani. Mehmetçik sahaya girince herkesi susturmayı biliyor. Teşekkür ediyorum Güngör Bey.